Bugünden itibaren artı hafta sonu programında birlikte olacağımız Edebiyattan Sayfalar köşemizde edebiyatımızın saklı kalmış kalemleriyle birlikte olacağız. Bugün Emrullah Alp ile birlikteyiz ve onun son çıkarmış olduğu Kekeme Kırıntı kitabı ile ilgili konuşacağız. Tefim, bir dilime kanacak yoklukta rüzgarı buruşturup attım ağzıma. Ne söylediysem ıslıktı. Mevsim çarşamba, günlerden yağmur. Ne olacaksa şimdi olur. Açık pencereden yaralı sesler sızıyor, sağır oluyoruz. Tanrım yetişmelisin. 30'lu yaşlarda kemandan ölüyoruz. Kıyısında büyüyoruz iç dünyamızın, uçuruma dönecek bu darp. Üst üste biniyor inilecek duraklar. Apartmanlar büyüyor yeryüzü bahçesinde. Bir çiçeğin seviyoruna denk gelmiyoruz. Tanrım yetişmelisin. 20'li yaşlarda sevgisizlikten ölüyoruz. Başa alıyorum ekmek, süt, fesleğen. Meme, mama, ana. Avuçlar sınır boylarından haber veriyor sana, Tanrım orada mısın? 10'lu yaşlarında çocuklar boylarından büyük ölüyor ve dünya hala dönüyor. İlk kitabım İçimden İçime'den sonra 4-5 yıllık bir süreçte Kekeme Kırıntı doğdu. Kekeme Kırıntı ismi nasıl doğdu? Onu nasıl var etti? Harflerin oluşumu bana hep böyle kırıntılar gibi gelmiştir. O kırıntılar kelime oluyor, sözcükler birleşiyor ve bir şiiri, bir cümleyi oluşturuyor. O yüzden bu harflerin kırıntı hali bana Ece Ayhan'dan, İlhan Berk'ten, diğer şairlerden, okumalarımdan öğrendiğim bir şeyi anımsattı. İlhan Berk'in şiir dili kekemedir demesi. Ve şiirin gerçekten diziliş ve ahenginin de böyle kekeme bir havası, bir ritmi varmış gibi geldiğinden kekeme kırıntı, harflerin oluşturduğu kırıntıların akışından doğduğu isim. Yasak Meyve'den çıktı. Enver Ercan vefat ettikten sonra, yakın geçmişte onu kaybettik. Onu kaybettikten sonra yayın evi kapanmış oldu. Haliyle aslında güzel bir başlangıcın hüzünlü bir sonu da yaşamış olduk böylelikle. Bizim için Yasak Meyve'den çıkması çok güzel bir hareketti. Enver Ercan'la tanışmış olmak da güzel bir, olumlu bir hareketti. Fakat sonrasında yayın evinin kapanması da aslında hüzünlü bir renk kattı. Kitabın kendi içerisinde bir rengi var aslında. Mora çok yatkın. Şiirin bir rengi yoktur ama bana bazen mor çok şiirsel gelir. Kitabın kendi içerisindeki izliği, bazen bir mülteciyle yan yana oluyorsunuz. Bazen olayların tam ortasında tank geçiyor şiirinizin. Bu ülke gibi. Bazen bir aşkın tam orta yerinde sevişirken buluyorsun kendini. Bazen çiçek dürbününden bakarken. Ben var olan çağın aslında iç tutanakçılığını yapmaya çalıştım. Kitapta bunun bir tür kanıtı. 2018 kanıtı. Ben 2018'de ne gördüm? Bunu anlatmaya çalıştım.